Evet sevgili izleyicilerim, sabahın şerifleriniz hayırlı olsun. Tokat'tayız. Kalktık, artık yolumuza devam ediyoruz Yozgat'a doğru ama Tokat'ı sizlere gösterelim dedik. Ve gerçekten Tokat çok muhteşem bir şehir. Gece gezdik, saat 10'a kadar caddeler canlı. Bak içinden bir nehir geçiyor. Küçük, temiz bir nehir geçiyor. Ve tamamen dağların etrafında, bak burada yeni evler, yaklaşık 8-10 katlı evler var. Etrafı dağlarla çevrili. Bakınız. İki dağın arasında Tokat Devlet Hastanesi. Amasya İstanbul'a gidiyor bu yol. İşte şöyle sabahleyin Tokat'ı sizlere gösterdik. Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa Tokat'ta devam ediyor. Tokat'tan Yozgat'a doğru Anadolu'muzu karış karış gezerek yol almaya ve yol boyundaki köylerdeki gördüğümüz, oltamıza takılan, kameramıza takılan, gözümüze takılan çobanları sizlerle paylaşmaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Türkiye turumuz devam ediyor. Çobanla baş başa Türkiye'yi geziyor. Çobanla baş başa Tokat'ta devam ediyor. Yol boyunda. Bugün günlerden cuma. Tabii biz seferiyiz. Öğle namazını kıldık. Bir yerde piknik yaptık. Baktık ki yolun boyunda muhteşem bir hayvan sürüsü var. Ve bir tane de çoban. İşte o çoban, bu çoban. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tokalaşalım seninle. Çobanla tokalaştık sevgili, gördüğünüz gibi. Çobanın boyu biraz benden kısa. Şöyle durayım. Güneş de orada duruyor. Heh. Abi, sizi tanıyalım. İsminiz? Kemal. Kemal? Evet. Soy isminiz efendim? Demir. Demir. Evet. Kemal Demir. Kemal abi, kaç yaşındasın? 54'e giriyorum. 54'e giriyorsun. Evet. İyi ya, gençsin. Benden gençsin yani. Evet. Peki, burası neresi? Burası Tokat Zile kazası. Tokat Zile. Evet. Kıyısı. Tokat Zile. Evet. Kazası. Evet. Sevgili izleyiciler, akşam Tokat'ta kaldık. Tokat polis evinde kaldık. Gerçekten şöyle çarşı bir gezdik falan. Güzeldi. Çok canlı bir çarşısı var. Tarihi mekanları var. Ne bileyim yani, Tokat'ta gerçekten ülkemizin her ilinde tarih kokuyor adeta. Burası Zile. Zile biliyorsunuz, mesela bir traktör almaya kalktığınız zaman hep Tokat Zile çıkar. Zile'de durduk, biraz oyalandık. Orada esnafla görüştük. Dedik ki traktör burada niye çok fazla? Buranın tarımı çok fazla. Tarım çok fazla değil mi abi? Sen evet. Nerelisin abi, Kemal abi? Ağrı. Ağrılısın. Ha, bak evet. Çobanlar, bu bölgede çobanlar gelen, geçen bir çobana daha denk geldik. O da Ağrılıydı. Ağrı'dan, Doğu Beyazıt'tan. Sen nerede? Doğu Beyazıt'tan mı yoksa? Tutak. Ne? Tutak. Tutak. Evet. Ha, Tutak. Tutak'ta kalmadık bir akşam. Gittik. Tutak'ta Tutak'ın bir köyü var. Ne köyüydü? Çok güzel bir küçük köyü var böyle. İsmini hatırlayamadım böyle. O köyde bizim Zafer Çiftçi diye bir kardeşimiz var. İki Gözüm. İki Gözüm köyü. Tutak İki Gözüm, evet, köyü. Duydun, evet, mu hiç? Evet. Biz geçen İki Gözüm köyündeydik. Orada bizim, evet, akraba var bir tane. Zafer Çiftçi. O da hoca. Evet, evet. O köyde hoca yani. Oraya gidersen selam söyle. Aleykümselam. Ha, orada ziyaret ettik, geldik. Evet. Yatsı namazını cemaatle kıldık. Kemal abi. Evet. Bu hangi köyün hayvanlarına bakıyorsun sen? Bu yukarı köyde. Koç köyü. Ne? Koç köyü. Koç? Köyü. Koç köyü mü? Evet. Koç köyü. Sen köy sırtmacı mısın? Onlara, hayvanlara gidiyoruz. Yani buna bak, buna köy sırtmaçlığı deniyor. Yani evet, köy sırtmaç. Evet, evet. Yani bak şimdi, tabii bir nevi çobanın diğer adı da sırtmaç oluyor. Evet. Sen çobansın, tamam mı? Evet. Köy sırtmacısın. Yani evet, köyün, evet, bütün hayvanlarını toplayıp bakan adama, evet,
sırt, yani sırtmaçlık deniyor aslında. Evet, köy evet. Sırtmaçlığı. Evet. Bunlara bakan kişiye de çoban deniyor. Sen evet. hem köy sırtmaçlığı hem evet. köy çobanısın. Evet. Çocuk senin mi? Orada bir küçük çocuk var. Önce biz küçük çobanı gördük. Evet benim de o da benim. Maşallah. Güzel hayvan çeviriyor ya. Evet, ha? O da benim. Çok güzel. Yani nasıl çobanlıktan memnun musun? Valla zordur. Zordur. Yapma ya. Zordur. Ya hiç böyle sevgili izleyiciler. Yani ben bir işi yapan adamlarla hep konuştum. Nasıl iş? Memnun musun? Memnun değil. Siz işinden memnun olan kişiye ben rastlamadım yani. Sadece çobanlık değil yani. Zordu bu zor iş. Şimdi bana sorsanız ben de zorlukları anlatırım. Evet. Ya zor olmayan bir iş yoktur zaten. Tamam ama evet. ben elhamdülillah işimden memnunum. Çobanla baş başa buramı yapıyorum. Tamam mı? Hiç zorluğu yok. Her şey kolay. Her şey harika. Güllük gülistanlık. Memnunum. Kemal abi. Ya arkadaş böyle bu iş yani. Vallahi zorluğu vardı yani. Zor olacak tabii yani şimdi. Yani zorluğu çeviriyor şey. Kolay olsa herkes çobanlık yapar sana kalmaz. Ağrı'dan buraya gelip. Gönder abi 3 kilometredi bu yol. 3 kilometre. Kilo. Ha 3 kilometre. 3 kilometre ondan sonra burada da 3 kilometre de orada o tamam. tarafa gidiyoruz. Böyle geziyorsunuz. Yani 12 kilometre yol gidiyor. Sen 12 kilometre günde yol gidiyormuşsun. Evet. Biz günde 300 kilometre yol gidiyoruz sizi bulmak için biliyor musun? Evet sağ ol, teşekkür ederim. Ha? Bak ondan sonra sen. Ta yukarıdaydım biz oraya geldik. O evet. dereden buraya geçemedik. Evet. Dereden buraya geçemedik efendim. Evet. Ondan sonra dereden oraya hadi biraz namaz kılalım falan dedik. Evet. Ondan sonra baktık kaybolmuşsun orada. Hadi bakalım biz de seni bulmak için yarım saattir yol alıyoruz. Evet, Allah razı olsun. Ya demek ki bizim işimiz de kolay değil. Evet Allah razı olsun. Kaç tane hayvana bakıyorsun Kemal abi burada? Vallahi şu anda 140 vardı 145 vardır. 140 mı 145 mi? 145. Şimdi mesela bir tane hayvan eksik olsa gitsen akşam üzeri hesap nasıl vereceksin? Bir tane hayvan kayboldu. Vallahi o da Allah bilir. Allah bilir diyorsun değil evet, mi? Evet Allah bilir. Yani sabahleyin alırken sayıyor musun hayvanları? Yok hiç saymıyorum. Saymıyor musun? Hiç saymıyorum. Akşam teslim ederken? Herkes kendi evine gidiyor. Kendi evine gidiyor evet. yani. Allah'a emanet diyorsun. Evet. Karambole ne çıkarsa. Evet Allah'a emanet ediyoruz. Hiç böyle defterin falan yok mu? Akşam sabahleyin şu 145 tane hayvanı aldım. Yok, akşam öyle. 145 tane hayvan. Yok, yok. Herkese 10, sana 10, sana 20 test. Böyle muhasebe tutmuyor mu? Yok yok öyle bir yapma şey ya. Yok. Öyle bir şey yok. Yok. Enteresan ya. Sen mevsimlik duruyorsun değil mi burada? Valla biz ilbarda buraya gelmişiz. Zaten kışına giderse, kış gelirse gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Aa, memlekete gideceğiz. Memlekete ne yapacaksın kışın? Valla bir şey yapmıyoruz. Yapma ya. İş yok. İş yok. Evet. Peki mesela burada kışında bu hayvanları damında bakanlar bakıcı isterler. Kalmaz mısın öyle? Yok kalmıyoruz. Kalmıyorsun? Yok. İstemiyor mu kimse o zaman? Bak herkes kendi hayvanına kendisi mi bakıyor? Evet herkes kendine bakıyor. Ha, evet. Anladım. Evet muhteşem görüntüler sevgili izleyiciler. Bakınız. Hava güzel. İnekler merada yayılıyor. Her yer serbest. İşte mera hayvancılığı bu şekilde. Ve güzel bir su akıyor. Şimdi suyun yanına doğru bakalım. Evet hayvanlar için çok güzel bir şey yapmışlar sevgili izleyiciler. Bakınız. Hayvan oradan aşağı iniyor. Evet. Ve buz gibi su içiyor. Tamam. Bu eşek de senin mi Kemal abi? Yok benim değil abi. Eşek de emanet. O bana o. Köpek abi. Köpek de bizim değil. Abi, o da ne bize güzel yatıyor lan şu köpek valla. Eşek de bizim değil. Aa. Bacağı kırık mı Kemal abi? Valla bilmiyorum. Karakta kırılmış mı artık bilmiyorum. Sizin mi bu köpek? Yok yok bizim de işte bazı köpekler bize geliyorlar. Ha size geliyor. Ha. İbrahim gel İbrahim. Kemal abi. Bu su nereden geliyor abi? Güldür güldür su akıyor. Bol bir su var burada. Valla bilmiyorum artık şu yukarıda mı geliyor, nerede geliyor bilmiyorum. Kaynak çok çok bol su çıkıyor. Baksana evet, hayvanlar evet. nasıl sulanıyor. Bak 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 bak. Evet. Allah Allah. Çok güzel ya. Zaten 12'de biz saat 1'de gelir sürüyoruz. Su içsin hayvanlar. Ha 1'de sürüyorsunuz. Evet. 12'de geliyoruz, 1'de geliyoruz. Ha. İşte otluyor. 5 ay, 6 ay bakıyorsunuz. Nasıl ücret nasıl alıyorsunuz? Nasıl kaça dur yıllık mı duruyorsunuz? Yok, yıllık değil. Hayvan başı mı? Hayvan başı 1 milyar. Hayvan başı 1000 lira. Evet. Çok iyi. Ya iyi mi yani sence? Ben iyi dedim de. Vallahi iyi değildi. Ne iyiydi? Her şey zam gelmiş.
Tabii 145 hayvan. Bak ben buraya geldim. Ekmek burada 4 milyarada şimdi 7,5 lira. 7,5 lira. Evet. Ben köye geldiği zaman buraya geldim. Doğru. 550 bin lira geldim şimdi 1,5. Değil mi? Yol parası tabii. Nerede iyidir? Burada kalmaya yerin var mı senin? Ev var mı? Okul var. Okulda mı kalıyorsun? Evet evet. Lojmanda kalıyoruz. Yiyeceğini içeceğini veriyor mu köylü? Bazı veriyorlar. Allah razı olsun. Evet veriyorlar. Evet. Vay yani be. Veriyorlar. Ekmek de veriyor. Ya şu küçük veriyorlar. Çobana bak ya. Vallahi helal olsun ya. Gel bakalım gel. Sevgili izleyiciler. İşte bak çobanın hası bu işte. Bak bu. Bak bu çoban ne yapılır? Hoppa. Aslanım benim be. Senle böyle yapalım röportaj. Ah. Oh be süper ya. İşte bu çocuğu yani bir bu sene bir onun kanını beziyordu. İsim ne senin? İbrahim. Ne? İbrahim. İbrahim kaç yaşındasın sen? 13. 13 ya sen ne kadar güzel hayvan çeviriyorsun böyle pırıldak böyle fır döndü dönüyorsun. Ha? Çok spor yapıyorsun sen. He. Allah Allah babana yardım ediyorsun. Evet. Değil mi? Maşallah ya çok güzel ya. Nasıl seviyor musun hayvanları? He. He? Evet. Seviyorsun değil mi? Evet. Ama hep spor yapıyorsun. Hayvan bakmanın özelliklerini bakalım. Nelere dikkat ediyorsun hayvanları çevirirken? Mesela yola gitmesin, araba vurmasın. Araba vurmasın, yola gitmesin. Başka? Ha. Mesela bir yere gitmesin. Ha. Kaybolmasın. Bir yere olsun. Bir yere gitmesin. Ha. Hep çeviriyorsun ha? He. Nasıl işin zor mu kolay mı? Zor. Yapma ya. Vallahi. İşin zor. E nasıl olacak kolay iş o zaman? Sen de bilmiyorsun. Oy oy. İndireyim mi seni? İndir. Böyle iyiyse dursun ya. Yok indiremem. Yok indirmeyeyim ya. Yok indiremem. Öyle mi? Peki indireyim. Atayım mı? Yok yok. Ah. Allahu Ekber. Şimdi ben seni kaldırdım. Evet, sıra sende. Sen beni kaldır bakalım. Ay. Allah! Dur lan düşeceksin lan. Allah Allah. Ya ne kadar güzel çoban ya. Bak işte çoban dediğin böyle olacak. Harika be. Ha. Şimdi röportajı böyle yapalım ya. Ha, sen büyüyünce ne olacaksın? Vallahi Allah nasip ederse. Oo, çok güzel konuşuyor bak. Doktor olacağız. Allah nasip ederse doktor olacak vallahi. Helal olsun be. Sonra tabii çobanlık yapacaksın da. Doktor oldun mesela. Evet tamam. O zaman çobanları daha iyi muayene edersin. Evet. Daha iyi böyle. Çünkü sevgili izleyiciler gerçekten insan hayatta her aşamadan geçmesi lazım. Evet. Her aşamadan geçmesi lazım. Köylü insanı, köyde yaşayan insan okuyup bir meslek sahibi olduğu zaman her şeyden anlamış oluyor. Kasabalı gibi değil. Evet. Her olaya karşı daha dayanıklı oluyor, daha hoşgörülü oluyor, daha bilgili oluyor, daha görgülü oluyor. Her şeyin kıymetini daha iyi biliyor. Doktorluğun kıymetini daha iyi bilir. Değil mi burada? Evet, doktorluğun hadi kıymetini bile daha iyi bilir. Niye? Çünkü sen çobanlık da yaptın. Koşturdun ne kadar zor. Ha doktor oldun. Oh ne güzel insanları muayene yapıyorsun. Aklına gelir. Ulan dersin ben bir gün çobandım. Ne kadar zor bir şeydi ya. Onun için bu doktorluğu sıkı tutayım dersin. Öyle mi? Evet amca. İşin kıymetini bilirsin ya. Evet amca. Yani doktorluktan sonra çoban olan yoktur ama çobanlıktan sonra doktor olan çoktur. Evet amca. Bir çoban geldiği zaman mesela senin muayenene değil mi? Evet amca. Onlara saygı gösterirsin, değer verirsin, daha çok ilgilenirsin, daha iyi ilgilenirsin öyle mi? Evet amca. Hor görmesin, küçük görmesin, hakir görmesin. Çobanlık peygamber mesleği değil mi ya? Evet amca. He? Evet amca. Enteresan ya. Konuşsana İbrahim. Evet amca. As. Ay ay. İbrahim. Efendim amca. Kaç tane inek var burada bakıyorsun? 130, 150 var. Oğlum baban 140, 145 dedi. Sen 130, 150 dedin. Yok yani bizim orta yeni mallar da almış. Ha. Yeni mallar da katılmış içine 150 var. Eskiden 140 vardı. Ya 140 vardı. Ama sen kayıt tutmuyorsun. Bir defterin yok mu? Sabahleyin şu kadar inek teslim edip akşama belki inen bir tanesi kayboldu, öldü, kaldı. Adam gelir sana hesap sorar. Nerede benim inen biri derse ne diyeceksin İbrahim? Anlamayacağım. Ha? Hadi lan başlarım sen inenle mi diyeceksin? Ha? Yok amca. Yani hesap tut. 145 inek. Ama bir de siz inek başına para alıyorsunuz mesela. Evet, öyle mi? Yani başlarken 145 inek, binelerden 145 bin lira 5 ay.
Bu sefer yeni inekler koydular mesela, 150 oldu mesela. O farkı da alıyorsunuz mu o zaman? Veriyorlar mı size? Yok, vermiyorlar, kesecekler. Parayı kim alıyor? İneklere baktın mesela, çobanlık parasını kim alıyor? Babam alıyor. Yapma ya. Sana veriyor mu peki? Yok, veriyor. Ya şimdi İbrahim, kıvırma bak. Ya babanın yanında niye soruyor? Veriyor mu, vermiyor mu yani? Veriyor amca. Ha, veriyor mu? Evet. Peki parayı ne yapıyorsun sen? Ben. Sen tabii. Ben ne yapacağım senin paranı? Mesela kendime bir şey alıyorum. Ne alıyorsun mesela? Mesela param oldukça bisiklet alıyorum. Bisiklet mi alıyorsun? Evet. Bisikletin var mı senin şu anda? Evet. Hani alıyordun bisiklet? Yok yok, param varsa. Param varsa. Evet. Hiç baban sana bisiklet aldı mı hayatında? Evet, almış. Almış. Almış mı, aldı mı? Aldım. Aldı. Evet amca. Almış. Aldı. Bisikletim yok diyorsun. Nerede bisikletin? Yok. Ağırda babam, mı? Babam bir tane bana aldı. Orada hepsi kırıldı. Kırıldı mı? Evet. Hepsi kırıldı. Ben de hurdacıya verdim. Hurdacıya verdin. Ha, şimdi yenisini alacak. Evet. Ben şimdi bunu bitirirsem yenisini alırım. Tamam. Şimdi parayı aldınız mı peki köyden? Yok. Almadınız mı? Yok. Ha, alırsanız bisiklet alacak, evet, değil mi? Amca. O zaman ya şimdi hangi köydü bu senin hayvan baktığınız köy? Koçhas. Ne? Koçhas amca. Koçhas. Evet. Koçhas köyü muhtarlığı. Evet. Bak, bu adama bir tane bisiklet alın, hediye edin ya. Bak, sizin köyün ineklerine bakıyor. Yazık değil mi ya? Alın mı? Almışlar, bir tane almışlar. Almışlar mı? Evet, bir tane almışlar. Almış amca, bir tane amca almış. Amca gibi bir tane bana verdi. Ha, çok iyi. Ha, tamam, iyi yapmışlar. Sen bisikleti bir daha kırma bak ha. Yok. Hayvanlara iyi bak. Evet, tamam amca. Bak, çobanlık güzel bir meslektir. Sıkı tut ya. Ama amca çok zordur. Ya güzel meslektir, kolaydır desene be İbrahim ya. Ya çok zordur. Bu güneşin altında, bu yağmur altında, bu çamur altında. İbrahim bak, bizim iş zor mu? Bak, biz de çobanla baş başa programı çekiyoruz. Amca. Sırtımda çoban. Amca. Altında ben. Öyle değil mi şimdi? Öyle mi amca? Yani benim işim kolay mı İbrahim ya? Bak, omuz sırtım ağrıdı ya. Evet amca, öyle. Allah Allah, oturuyorsun sırtımda. İn aşağı. İnmem. Nasıl inecek? Eğil, eğil. İbrahim, eğileyim mi ben? Evet abi. İbrahim, ben eğileyim mi? İnecek misin? Evet abi. Ben deve miyim lan? İn. 40 de İbrahim bak, 40 de. Deveye eğilmesi için 40 de. De bakayım, 40 de. 40. De. 40. De 40 de ama. 40 demezsen inmem bak. 40. 40. 40. 40. 40. Oh be! Sanki benim işim kolay. Senin işin zor. Sevgili izleyiciler, şimdi çobanımızla güreş tutacağız. Sen hiç güreş yaptın mı hiç hayatında? Yaptın mı? Yapma ya. Yaptım. O zaman sen beni serpersin yere. Hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim, hadi. Gerçek yapalım. Ne yapalım? Gerçek. Gerçek yapalım tabii. Gerçek yapalım. Nasıl oluyor? Unuttum ya. Sen ustasın ya, bana devam et. Peşler mi? Nasıl çekiyor peşler? İbrahim. Güzel amca. Çok teşekkür ederim ya. Sağ ol, var. Tamam. Sana bir defter vereyim. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten güzel bir gün geçirdik. Çobanla baş başa da Tokat'taydık. İbrahim'le güreş tuttuk. Gerçekten çok cevval bir çocuk. Allah bahtını, gönlünü açık etsin. Doktor olmak istiyor, okusun. Çobanlığı da öğrenmiş bak. Babasına da yardım ediyor. Faydalı oluyor. İşte gerçekten bizim insanlara faydalı olan insanlara ihtiyacımız var. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisi şerif çok önemli. Onun için burada çobanla baş başa da birlikte olduk. Tokat'taydık. Çobanlarımızı şimdi ben ne yapıyorum? Serbest bırakıyorum. Çünkü hayvanları zarara gitmesin. İbrahim, çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Kemal abi, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun.
Sevgili izleyiciler, Çoban'la baş başa devam ediyor. Tokat'tan sonra Çorum sınırına girdik. Burada bir traktör çift sürüyor. Bakalım traktörcüyle konuşacağız. Buraya ne ekiyor? Hep birlikte göreceğiz. Selamünaleyküm. Abi. Az seni aşağı alabilir miyiz? Sohbet edelim az. Sevgili izleyiciler, çiftçimizi durdurduk. Zor durdurduk. Çok işim var diyor. Çok acelem var diyor. İkna ettik, indirdik. Bizimle şimdi sohbet edecek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Seni hoş tanıyalım. Ben Ali. Ali abi. Buyur abi. Ne yapayım burada sen? Ne ekiyorsun? Buğday ekiyorum, buğday. Ali soy isim ne? Çetin. Ali Çetin. Burası neresi Ali abi? Bu da Çorum Alaca Bozdağ Köyü. Çorum Alaca Bozdağ Köyü. Buğday ekimleri başladı mı şu anda? Başladı. Güz çiftleri değil mi? Hı. Kaç dönüm burası? 50 dönüm. 50 dönüm. Senin mi burası? Yok. İcarın ekiyorum. İcarın yani. Sen kendini mi tuttun icara? Hı. Peki. Buğdaylar şu anda ekiliyor ama yağmur yağmamış. Ne olacak bu? Ama yağmur bekledik yağmadı. Yağmur bekledin yağmadı. Buraya ekiyor artık. Buraya ekiyorsun. Hı. 50 dönüm. Burada kaç dönüm buğday ekiyorsun sen? Vallahi icarla 200-300 dönüm ekiyorum. İcarla 200-300 evet. dönüm ekiyorsun. Peki icar fiyatları ne kadar buralarda? Kaça tutuyorsun tarımdan dönümünü Çorum'da? Vallahi bizim burada 16 kilo dönümü. Nasıl? Dönüm 16 kilo. Dönümü 16 kilo. Hı. Ne demek 16 kilo? Yani parayla, yani icar parası 16 kilo mu? Buğday olarak 16 kilo olarak bir dönüme. 16 kilo buğday veriyorsun bir dönüme. Peki, Çorum neyle meşhur? Buğday işte, pancar, buğday. Pancar, buğday. Nohut. Nohut değil mi? Nohut. Nohut. Şimdi leblebi size meşhur. Bura nohut yeriydi işte. Nohut yeri. Bak nohut var galiba burada. Bak. Abi. Ana bak. Nohut çıkıyor. Bu nohut mu vardı burada? Bura nohut yeriydi. Ne zaman sen mi ektin nohutu? Hı. Ne kadar nohut alıyorsun bir dönüm yerden? Bu sene vermedi. Bu sene yağmur çok yağdı. Yandı. Bak küçük nohutları da. Evet, evet. Yandı. Sen buğday ve nohut da mı ekiyorsun? Hı. Ne kadar nohut aldın bu sene? Vallahi bilmiyorum. İşte burada 100 kilo anca verdiler mi? Dönümüne 100 kilo. Hı. Kurtardın mı peki seni? Kurtarmadı ama gübre, mazot çok pahalı. Hele gübre ilaç daha çok. İlaç daha çok. Tabii. Şimdi sence bu bölgede Çorum'da buğday ekimi mi daha iyi? Hesaplı nohut mu? Ya ikisi de aynı. İkisi de gübreyle mazotla olduğu sürece ikisi de aynı fiyata geliyor. İkisi de aynı. Yani gelir olarak yani hangisinden daha fazla gelir? Nohut acık daha şey de vermiyor işte. Nohut da vermiyor. Hmm. Yanıyor. Kaç yaşındasın Ali abi sen? 60. 60. Emeklilik var mı? Var. Var. Bu çiftçilikten başka hayvancılık yapıyor musun? Yok. Sadece bunu yapıyorsun. Hayvancılık nasıl Küçükbaş? Nereden? Şeyde, Çorum'da, Tokat'ta mısın? Vallahi bizim köyde hiç malda var yok. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yok. Niye? Yok millet köyde kimse yok ki. Allah'ım. Senin köy neresi? Karşılık. Ne köyü ya orası? Bozdoğan. Bozdoğan köyü. Çok iyi ya maşallah. Su var mı burada? Yani bu topraklarda... Burada göletimiz var, kanalımız yok, bir şeyimiz yok. Gölet var mı burada? Şu yol gölete gidiyor şu an. Ha. Kanal yok. Kanal yok. Yani kanal yok, sulama yok. Suyu kullanamıyorsunuz mu? Yok. Niye? Kanalımız yok, neyle sulayalım? Allah Allah. Doğal gölet mi o? Doğal evet. Doğal gölet. Peki yer altında su var mı burada? Yok. Allah Allah. Sonda ne yok burada? Nasıl? Yok diyor, yer altında hiç şeyimiz, kuyumuz yok. Yer altında sondaj vurduğun zaman su çıkmıyor mu? Hiç denemedik ki burada. Göletimiz vardı, hiç vurmadı burada. O zaman siz ağırlıklı olarak kuru tarım yapıyorsunuz değil mi? Kuru tarım yapmıyor mu? Çeltik ekimi var mı burada? Yok. Su yok ki neyle olsun. Pancar var ama değil mi? Pancar bizim burada yok. Aşağı köylerde, şurada Koçhisar Barajı var, ondan suluyorlar. Peki şeyde sanırım küçük şeyler var. Çuvallar var, soğan mı var bunda, soğan mı bunlar? Nerede? Görüyoruz yol kenarlarında. Soğan üretimi var mı burada? Burada yok. Bizim köyde yok. Aşağı köylerde var. Allah Allah. Su olmadığı için. Soğan da yok yani. Soğan da yok. Hep bizimki kuru. Ama bir şey daha soracağım sana. Sonra serbest bırakacağım seni. Tamam mı? Özgürlüğüne kavuşacaksın. Tamam. Tamam mı? Şimdi karşıda anız yakıyorlar galiba değil mi? Hı. Anız yak. Niye anız yakıyorlar? Vallahi şimdi sürecekler ya. Aktarma yapacaklar. Ha.
Onun için sap çok. Sap çok. Sen de anız yakıyor mu? Yok, yakmıyorum. Peki anız yakımı iyi bir şey mi? İyi değil de yakıyorlar işte. Sap olmadığı için sap çok ya. Ha. Onun için yakıyorlar. Onlar çürümez bunlar, kurumaz mı? Kurumaz. Şimdi şey aktarma yapacak adam sonra. Allah Allah. Bak şimdi şurada yakın köyde anız yangında yangın çıkmış, köyde itfaiye jandarma vardı. Yani gidip çekemedik de. Yani yol boyunda ağaçlar yanmış, tabelalar yanmış, bir sürü şey olmuş ya. Vallahi yakıyorlar işte abi, yakmış adam. Ne yapmak lazım? İnsanları dövmek lazım ya. Niye? Dövmeye yani olmaz. Adam kendi tarlasını yiyor, başkası da yanıyor işte. Anlama, ama zarar veriyor. Böcekler yanıyor. Evet. Her şey yanıyor ya. Ali abi ya, niye yakıyorlar ya? Ya bilmem abi, yakıyorlar işte. Beni serbest bırak da ben şu tohumu ekeyim. Serbest bırakayım seni? Abi ben seni tutuklamadım ki. Ali abi çok sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, Ali abiyi serbest bıraktık. Buğday ekimi yapıyor, görüyorsunuz, bakınız. Nohut ekmiş. ...50 dönüm tarlası var. Dönüm başına 17 kilo icar veriyor. İcar parası diyor. İşte traktörler sonbahar güz ekimlerini yapıyorlar. Bakın burada da evet çok hızlı gidiyor mesela. Asfalta gider gibi gidiyor, bakınız. Yine burada buğday var. Pamukla getirmişler. Tohum var. Etrafı şöyle gözlemlediğimde çok güzel. Burada bir güneş enerjisi panelleri kurmuşlar. Bakınız güneşten de yararlanıyorlar. Çok güzel bir yatırım, yerli yatırım. Bunlar da ülkemize çok faydalı. Yine bakınız burada traktörler çalışıyor, yine görüyorsunuz tarlalar ekiliyor. Çorum'da güz çiftleri, yani buğday ekimleri yapılıyor. Yine burada da bir sorumsuz bir vatandaş anız yakıyor. Tabii birçok canlıya ve çevreye zarar veriyor. Yasak olmasına rağmen bakınız yakıyor işte. Evet sevgili izleyicilerim, çobanla baş başa da nihayet Çorum'a da geldik yani. Belki 20 gündür yollardayız. Bu 30-35. il. 30 ile 35 arasında tahmin ediyorum ben. Ama bizzat 20 tane ilde kaldık, program çektik ve oranın insanlarla sohbet ettik. Ülkemiz gerçekten muhteşem güzellikte. Her bölgenin ayrı bir güzelliği var. Her bölgenin iklimi ayrı, insanı ayrı, kültürü ayrı, yiyecek içecekleri ayrı, toprakları ayrı, suları ayrı, koyunları, keçileri, inekleri ayrı. Bu bölgede yani tamamen Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi ve geldik Çorum'a. Çorum'dan sonra çok yakın bir şeyimiz kaldı. Yozgat'a geçeceğiz. Köy sırtmaçlığı burada çok iyi. Bak bu program içerisinde bir tane de köy sırtmacı çektik. Ağrılı Tutak'tan baba oğul hayvancılık yapıyorlardı, çobanlık yapıyorlardı. Bu bölgede köy sırtmaçlığı çok çok iyi, çok yaygın. Gerçekten 5-6 ay köyde herkesin hayvanı var. Herkesin büyükbaş hayvanı var. Şöyle diyeyim, herkesin derken 10 kişinin 20 kişinin, yani herkesin gene yok. Büyükbaş hayvanı var. Çoban bulmuşlar ama buldukları çobanlar yerli, yani çoğun hep yerli çobanlar. Yine at sırtında giden bir çobanı çekmiştik. İki tane genç. Onlar da köy sırtmaçlığıydı. Köy sırtmaçlığı Anadolu'da yaygın. Yani yarı salma sığır, yarı mera hayvancılığı diyebiliriz buna. Gerçekten çok güzel. Barajlar var, nehirler var, akarsular var. Her bölgede ayrı bir ürün deseni var. Bu bölgede biliyoruz çünkü kırmızı toprak Çorum. Leblebi buradan çıkıyor. Çorum leblebisi meşhurdur. Bu topraklarda yetişiyor işte. Ama bakarsanız çorak topraklar, bakarsanız çok verimli topraklar. Çok güzel leblebi üretiliyor. Yine yol boyunda anız yangınlarının yakınlarını gördük. Bizim Balıkesir'de, Çanakkale'de bunlar oluyor. Hep karşı çıkıyoruz. Resmi olarak da yasak zaten. Jandarma da kanunları uygulamaya çalışıyor. İlçe tarım da karşı. Ama ilçe tarım
takip ediyor mu? Jandarma takip ediyor mu? Jandarmaya şikayetler gidiyor mu? Ceza alıyorlar mı? Almıyorlar mı? Ama her yerde yakmışlar. Yol boyunda tabelaları bile yakmışlar yani bu anız yakınlar. Çok kötü bir şey ama kötü olan şey insanlar yapıyor. Anlayamıyoruz. Yani demek ki kanunlar tam uygulanmıyor. Yani hukuk devletimiz, kanun devletimiz bana göre bir Türkiye ne hukuk devleti ne kanun devleti. Hukuk da zayıf, kanun da zayıf. İnsanlar sere serbe istediği her şeyi rahat bir şekilde yapıyorlar. İyi yönler de var, kötü yönler de var bunun ama demek ki böyle olacak yani bu kadar oluyor. Çobanla baş başanın burada sonuna geldik. Güzel bir gün geçirdik. Anadolu'muzu gezmek çok güzel. Sürçülisan eylediysek affala diyorum. Haftaya aynı gün aynı saatte ve aynı frekansta Çiftçi TV'de Çobanla baş başa pazar günü saat 5'te buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcak kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Tokatlı ve Çorumlu çobanların ve üreticilerin üzerine olsun diyoruz.